Arkadaşlar araca bindikten sonra ilk yapacağımız şey önce koltuk ayarı, ileri geri, bel ayarı. Ondan sonra ilk işimiz hemen emniyet kemerini takmak. Kondisyon başkanı daha soru sormadan kemerimizi taktık. Ondan sonra aynalarımıza bakıyoruz. Ayna ayarlarında herhangi bir sıkıntı yoksa buradaki soruları sorduktan sonra komisyon başkanı size hadi bakalım başlayalım artık çıkabilirsin dediği zaman yapacağımız ilk hareket hemen önce debriyaja basıp arabamızı çalıştırmak olsun. Arabamızı çalıştırdık. Ardından ekranda kırmızı bir fren ikaz ışığımız yanıyor. O el fren çekili olduğunu gösteriyor. Önce el frenimizi indiriyoruz frene basarak. Ardından doğru viteste olduğumuzu kontrol edip 1'e alıyoruz. Sol sinyali veriyoruz. Nereye sinyal verdiysek oraya bir kere bakıyoruz. Soldan araba geliyor mu diye. Eğer araba gelmiyorsa yavaş yavaş, eğer hafif bir eğim varsa ve araba geri kaçması gerekmiyorsa, kaymaması gerekiyorsa geri, yarım dönüyoruz, freni bırakıyoruz ve yavaş yavaş kaldırıyoruz. Önümüzde bir araç olduğu için ve soldan da bir araç olduğu için yavaşça bekliyoruz burada. Yarım devirimize yavaş yavaş. Hemen kaldırmıyoruz. Hem önümüzde araç var hem solumuzda araç var. Şimdi yolu boş gördükten sonra devirimizi yavaş yavaş kaldırıp gaz veriyoruz. Hemen burnumuzu ana yola doğru burnumuzu düzeltip iki çizgi arasından ortalıyoruz kendimizi. İleriden sağa döneceğimiz için peşine sinyalimizi verebiliriz. Burada hem şerit değiştireceğiz, sağ şeride geçeceğiz hem de dönüş yapacağımız için sinyalimizi verdik. Sağda bir çizgi var. O çizgiyi takip ederek bekliyoruz burada. Eğer araç varsa burada bekliyoruz. Araçları kontrol ediyoruz. Yarım debriyaj yapıp hafifçe gaz verip dönüşümüzü tamamlayıp direksiyonu düzeltiyoruz. Şimdi önümüzde bir araç varsa sağda park etmiş ve soldaki çizgiyi geçmemiz gerekiyorsa sol sinyalimizi verdik. Tamamen geçmemize gerek yok bu durumda. Tekrar sağ sinyali verip kendimi ortalıyorum. Burası cadde olduğu için hemen vitesimi ikiye aldım. Birinci vites hız vitesi değil, sadece kalkış ve yokuş kalkış için gerekli. İkinci vitesi aldıktan sonra aşırı derece gaz vermeden, mümkünse devir saatine bakarak 2000 devri geçmeden, arabayı battırmadan sakin sakin sürmemiz lazım. Çizgiyi geçmediğim için sinyal vermiyorum ama geçmem gerekseydi sinyal verecektim. Şimdi buradaki kavşağa gelince peşine sağ sinyalimi verdim, debriyaja bastım. Arabayı kendi akışına bırakıyorum çünkü araba kendi hareket ediyor. Kasisi çok yavaş geçerken vitesimi bir aldım. Heyecanlanmadan, acele etmeden. Yaya var mı diye kontrol ediyorum. Başka dönem var mı diye sağa sola bakıp yavaş yavaş dönüyorum. Yayalara dikkat ederek. Yavaş yavaş debriyajımı kaldırıp bu yola geldiğimiz zaman yukarıya doğru çıkarken bakıyoruz herhangi bir yolda bizi engelleyecek veya yavaş giden ya da durmuş araçlar var mı diye kontrol ediyorum. Ayrıca burası okul yolu olduğu için yayalar var mı diye bakıyorum. Eğer herhangi bir engel yoksa hızlanıp 2000 devri geçip 3000 devirde vitesimi 2'ye aldım. Yokuş yukarı 3000 devir, düz yollarda 2000 devri geçtikten sonra vites yükseltmemiz gerekiyor. Ya 2000 devri geçmeyeceğiz ya da 2000 devri geçiyorsak da düz yolda vites yükseltelim. Ama yokuş yukarı vites yükseltmek için 3000 devri geçmemiz lazım. Sakin 2000 devirle sakince gidiyoruz. Önümde sürekli sağ sol sokak ve caddeleri kontrol ediyorum. Duran araç var mı? Eşeği bulan yer var mı diye. Eğer sağda bir engel görürsem sol çizgiye yaklaşıyorum. Eğer engel yoksa tekrar kendimi ortalıyorum. Arabaya aşırı derece güç vermemek şartıyla 2000 devirde sakin sakin devam ediyoruz. Bak yayayı gördüm, hemen sola kayıyorum. Ama çizgiyi geçmediğim için sinyal vermeme gerek yok. Tekrar yayaya geçtim, ortalıyorum. Duran araç ve yayalara kesinlikle yaklaşmıyoruz. Mümkünse bisiklet varsa, motosiklet varsa sol sinyali verip yarım sol diyoruz. Arkadaşlar burada yol ikiye ayrılıyor. O yüzden biz sağ şeritten sağ çizgiyi takip ederek devam ediyoruz. Sinyal vermemize gerek yok çünkü zaten sağdayız. Buradan bir araç çıkarsa ve sizi görüyorsa muhakkak duracaktır. Durmuyorsa debriyaj fren yapıp duracağız. Şimdi böyle uzun yol şeritlerinin çizgi yollarında ve durma yollarda sürekli sola dönerken sol çizgiyi takip ediyoruz. Ona göre referans alıyoruz. Sağa dönerken sağ çizgiyi referans alıyoruz. Bakın yol sola doğru viraj yapıyor. O yüzden sol çizgiye göre hareket ediyorum. Yani onu referans alıyorum. Direksiyonumu ona göre kırıyorum. Buradaki kasis
yerde dönen kavşak var ve diyor ki ada etrafında dönene yol ver. Önce kavşağa giren var mı ve bana doğru dönen var mı diye bakıyorum, yok. Ardından sağ çizgiyi takip ediyorum. Sağ çizgiyi referans alıyorum. Sağ çizgi dönüşümü tamamladım, direksiyonu tekrar düzeltiyorum. Yol hafif sola doğru kasisli, virajlı sola doğru çizgiyi takip ediyorum. Ardından yol düzelince direksiyonu düzeltip devam ediyorum. Buraya geldikten sonra burası bizim yokuş kalkış noktamız. Eğer buralarda duran araçlar varsa, ki sulamalı yapacağız biraz sonra, şuradaki sarı çizgi var duvarda. O sarı çizgiyi geçtikten sonra size burada sağda müsait yerde duralım dedikleri anda önce sinyal veriyoruz. Sonra debriyaja basıyoruz. Yavaş yavaş sağa doğru yanaşarak yavaş yavaş duruyoruz. Burada aniden durmuyoruz çünkü aniden durursak arkamızdan birisi bize vurabilir. Durur durmaz durduğumuzu gösteren dörtlüğümüzü açıp vitesimizi boşa alıyoruz ki ayağımız debriyaja gereksiz yere uzun süre beklemesin. Çünkü debriyaj insanı yorar. Vitesi boşa aldık, bekliyoruz. Burada 30 saniye komisyon başkanı size dur diyecek. Ardından 30 saniye sonra hadi devam edebilirsin dediği zaman tekrar debriyaja basıp vitesimi 1'e alıyorum. Ondan önce de dörtlüğü açmıştım. Onu kapatıyorum ve kalkış sinyalini veriyorum. Sol sinyali. Sol sinyali verip sol aynama bakıyorum. Gelen var mı diye. Herhangi bir tehlike yok. Önünde de bir araç yok. Şimdi freni bıraktığımız zaman araba geri gideceği için ve arkamızda araba varsa geri kaçırmamamız gerektiği için yarım debriyaj yapıp arabanın titrediğini hissettiğim andan itibaren sadece freni bırakıyorum. Ve debriyajı yavaş yavaş kaldırırken hafif hafif gaz veriyorum. Hafif hafif gaz veriyorum. Debriyajımı yavaş yavaş kaldırıyorum. Şimdi kalkışımı tamamladım. Debriyajı bıraktım. Hızlanıyorum. Elim viteste. Debriyaja basıp gazı bırakıyorum. Debriyajı takıp, debriyajı kaldırıp gaz veriyorum. Vitesi 2'ye aldıktan sonra ve kalkış sinyalimi tekrar kapatıyorum. Şerit değiştirirken sinyal kendisi kapanmaz. Siz kapatacaksınız. Diyelim ki farazi şurada bir araç var. Sollamam gerekiyor. Sol sinyalimi önce veriyorum. Sonra sol aynayı kontrol edip çapraz bir şekilde sola geçiyorum. Ardından iyice gaz verip arabayı geçiyorum. Sağ sinyali verip sağ aynama bakıp tekrar yavaş yavaş sakin sakin, yani direksiyon hareketleri olarak sakin bir şekilde sağa geçiyorum ve sinyalimi kapatıyorum. Artık bundan sonrası viraj ve ana yol burası. Bakın arabam bağırmaya başladı. İsterseniz ki bazı komisyon başkanları burada 3'e taktırıyor. Debriyaja bastım, 3'e taktım ve debriyajımı kaldırıp gaz verdim. Size bakmadan vites değiştirmeyle ilgili videom var. Oradan izleyebilirsiniz nasıl değiştireceğinizi. Ardından 3. vites, arabayı çok bağırttırmadan takip ediyoruz. Burası hafif bir viraj. Ayağımı gazdan çektim. Sağ çizgiyi takip ediyorum. Benim referansım artık sağ çizgi. Sağ çizgiye göre direksiyonumu çeviriyorum. Sağ çizgi düzeldiği zaman artık ben de direksiyonumu düzeltiyorum. Burada 30 tabelası var. Debriyaja basıp 2'ye alıyorum. Debriyajı yavaşça kaldırıp hafif bir gaz veriyorum. Çünkü burası yokuş yukarı. Gaz istiyor. Son derece sakin. Artık referansım sol çizgi. Sol çizgiyi takip edip sol çizgi düzeldiği zaman gaz verebilirim. Dönerken çok gaz vermiyoruz ya da çok ani fren yapmıyoruz gerekmedikçe. Ama virajdan, bakın viraj var, sakin sabit bir gazla gidiyorum ama virajdan çıkarken veya yol düzelirken gaz verebilirim. Çünkü artık yol düz. Burada da 30 sınırındayız hala. Şimdi yokuş aşağı olduğu için ve araba kendi kendine hızlanacağı için ayağımı gazdan çektim. Yerdeki gördüğünüz sarı tırtıklı çizgiler de zaten tehlike işareti. O yüzden bu virajın çok tehlikeli olduğunu oradan anlıyorum. Tekrar benim referansım sağ çizgi. Sağ çizgiye yakın bir şekilde dönüyorum. Direksiyonu sabit tutuyorum. Sabit hızla gidiyorum ama virajdan çıkarken yavaş yavaş gaz veriyorum ve arabamı düzeltip gaz veriyorum. Virajlara yavaş geliyoruz, yani ayağımızı gazdan çekiyoruz. Gerekirse fren yapıyoruz. Şimdi burada sol çizgiyi takip ediyoruz. Sol çizgi benim referans çizgi. Ona bakıyorum. Onu geçmeden, çok fazla sağa yanaşmadan sol çizgiyi. Burası yokuş aşağı olduğu için araba kendisi gidiyor ama hızlanabiliyor da. O yüzden hafif frenle destekliyorum. Eğer önümde bir araç yavaş gidiyorsa ve çok yaklaşmışsa debriyaj frenle yavaşlıyorum. Ya da önümde araç yoksa arabanın hızlanmasını engellemek için hafif frenle aracın hızlanmasını engelliyorum sadece. Arabayı durdurmaya çalışmıyorum. Ama diyelim ki önümüze mesela bu kavşakta örnek bir olay yapalım. Bakın sağ çizgiyi tekrar referans alıyorum. Hafif hafif sağ. Evet, burada sosyal yaşam kampüsü noktasına geldiğimiz zaman bakın burada yayalar var. Önce sinyalimi verdim.
Ama yayalar olduğu için ya da önümde araç olsaydı yine aynı şey, debriyaja basıp frenle durdurmadan, durdurmayı gerektirmiyor çünkü. Önümdeki araca yavaşça yaklaşıyorum, soldan bir araba geliyor mesela, bekliyorum, ne diyor çünkü döner kavşaklara, dönene yol ver. İkinci viteste durduğumuz için ya burada biri alacağız ya da freni bırakıp yavaş yavaş kendisini akıntıya bırakacağız. Hemen debriyajı kaldırmıyoruz. Bakın araba kendi kendine hızlanıyor. Ve yavaş yavaş debriyajı kaldırıp sağ çizgiyi takip edip düzeldikten sonra debriyajı kaldırıp gaz verebiliriz. Hafiften tekrar ayağımı gazdan çektim. Hafif hafif fren yapıyorum. Yine sol çizgi benim referansım. Onu takip ediyorum. Sol çizgiyi geçmiyorum. Sağ çizgiye çok yaklaşmadan. Şimdi kasise geldiğimizde kasisten iki türlü geçebiliriz. Önümüzde araç yoksa hafif frenle. Çünkü amacımız durmak değil. Bu kasiste durmak için yapılmamış. Ama diyelim ki önümüzde çok yavaş giden adaylar var. Ya da arabada uyuyan ya da kırılacak bir şey var. Çok yavaş geçmek istiyorsunuz. O yüzden debriyaja basıp frenle istediğiniz kadar yavaşlayıp arabanın tekrar yavaşça hızlanmasını bekleyip debriyajı yavaşça kaldırıp tekrar devam edebilirsiniz. Buradan sola atlayacağız arkadaşlar. Soldaki çizgiye paralel şekilde, tek çizgi olduğu için geçmem yasak. Yavaşça çizgiye yaklaşıyorum. Kesik kesik olduğu zaman ve buraya yukarıdan gelen araç bakın geliyor. O yüzden bekledim. Burası düz yol olduğu için hemen biri alıyorum. Şimdi burada freni bıraksam araba hareket etmeyecek. O yüzden şimdi freni bıraktım. Bakın araba hareket etmiyor. O yüzden biri aldım. Şimdi debriyajı yavaşça kaldırırken gaz veriyorum. Bir önce karşıya atlıyorum. Soldaki çizgiyi, sağdaki çizgiyi geçmeden ikiye alıp debriyajı kaldırdım. Bakın solda araçlar var. Karşıdan da bir otobüs ya da dolmuş geldiğinde ya duracağız ya da duvara çarpmadan kenara yaklaşacağız. Eğer geçemeyeceğine inanıyorsan en doğrusu bu şekilde durmak ve biri almak. Geçtiğini gördükten sonra yavaşça debriyajı kaldırırken gaz vermek. Debriyajı birden kaldırmıyoruz. Sağ çizgiye yakın gidiyoruz çünkü soldan otobüsler dönebiliyor. Sol sinyalimi verdim hemen. Şimdi burada önce sağımı kontrol ediyorum, araba var mı yok. Yavaşça sol yapıyorum, tamamen çevirmiyorum. Hafif yay şeklinde, fazla sol şeride yaklaşmadan, kaldırmada yaklaşmadan sonra ikiye alıyorum, debriyajı kaldırıyorum tekrar. Debriyaj burada. Araba hareket ettiği için debriyajı ikinci viteste tekrar yavaş yavaş kaldırdım. Sağ çizgiyi referans alıyorum. Onu geçmemen gerekiyor. Fazla da dışarıda kalmamam lazım. Bakın aşağıdaki kavşakta kör nokta çok fazla olduğu için sağ tarafı göremediğimiz için önce sinyal veriyoruz. Sonra debriyaja basıyoruz ve frenle yaklaşıyoruz. Sağda araç olduğu için sol çizgiye yaklaşabilirsiniz. Sinyal vermenize gerek yok. Sağ sinyalimi verdim. Sağdaki dubalara yaklaşıyorum biraz. Çok yavaş bir şekilde, herhangi bir araba çıkacak şekilde temkinli bir şekilde dönüyorum. Dönüşümü tamamladım. Direksiyonumu düzelttim. Eğer burada durmam gerekiyorsa ki burası düz yol, hemen biri alıyorum. Yavaş yavaş debriyajı kaldırıp yaya olduğu için sağa yanaş, sola yanaştım. Bakın burada bir araç manevra yapıyor. Hemen debriyaj falan yapıp 1'e olduğuma emin olun. 1'e alıyorum tekrar. Eğer 1'de değilsem. Her durduğunuzda düz yollarda vitesimizi kontrol ediyoruz. Yavaşça debriyajı kaldırırken gaz verdim. Evet, araç bir türlü iletişim kuramadık. Geçecek mi, duracak mı? Hemen biraz hızlanıp 2'ye alabiliriz. Çok fazla hızlanmamıza gerek yok. Burada sol çizgiye yaklaşıyoruz çünkü sola döneceğiz. Solumuza araba girmemesi için sol çizgiyi takip ediyorum. Şimdi kavşağı kontrol ediyorum. Varsa bir araç duruyorum, biri alıyorum. Bekliyorum. Tekrar hafif gaz verirken debriyajı kaldırıyorum. Bakın yaya var, dolmuş var. Sağıma soluma bakıyorum. Çok yavaş bir şekilde, acele etmeden. Ama arabayı da durdurmadan. Çünkü bu döner kavşakların yapılmasının sebebi amaç durmak değil. Girerken durabiliriz. Şimdi dolmuşu solacağım mı, solamayacağım mı? Ona karar veriyorum. Bak geç dedi, iletişim kurdu bende. Ve geçtim. Yani sinyal de verebilirdi ama el işaretleri de bir iletişim. Bakın ileride dörtlüsü yanan bir okul aracı var. Okul servisi var. Şimdi karar veriyorum. Onu solacak mıyım, solamayacak mıyım? Dörtlüyü açtığına göre solama yasağı olan yerlerde bile eğer duran bir araç varsa sinyal verip sol aynaya bakıp karşıyı kontrol edip sollayabilirsiniz. Tekrar sağ sinyalimi verdim ve kendimi tekrar ortaladım. Dediğim gibi yokuş aşağıda olsa 2000 devre geçmiyoruz çünkü araba bağırıyor ya da 3'ü almamız lazım. 3'ü almamayı düşünüyorum. Ama burada bir kasisimiz var. Bu kasisten
Eğer kimse yoksa hafif frenle sadece ama çok fazla yavaşlamadan bırakıyorum freni. Kaç size vurmadan önce freni bırakacağız. Yani freni önce yapacağız ve freni önceden bırakacağız. Çünkü kaç size fren yaparak vurursanız ön tekeri kırabiliyor. Şimdi freni bıraktım. Buradan bir otobüs ya da dolmuş çıkmadığı sürece sol çizgiyi takip ederek. Çünkü referansım sola doğru olduğu için sol çizgi. Şimdi tekrar hafif hafif gaz veriyorum. Önümü boş buldum. Hiç gaz vermeden, yokuş yukarı gaz veriyoruz ama yokuş aşağı hiç gaz vermeden devreye bastım, uçağı aldım. Zaten siz devreye bastığınızda arabanız zaten hızlanacak. Ama 3'e taktığım için de hafif frenle destekliyorum. Çünkü arabanın çok da fazla hızlanmasını ve kontrolden çıkmasını istemiyorum. O yüzden frenle. Ayağımız gazla işimiz yoksa muhakkak ayağımız frende bekliyor. Çünkü önümüze her an bir şey çıkabilir. Eğer yavaşlayıp duracaksanız hafif fren yapıp sonra debriyaja basabilirsiniz. Ve burası tehlikeli. Görüş mesafesi dar olduğu için bir de sağda araç var. Hemen sol sinyalimi verdim. Azıcık taşabilirim. Tam sollamana gerek yok çünkü araç sağda. Bakın burada bir arıza var. Sol sinyalim açık. En doğrusu burada durmak ve biri almak ve beklemek. Trafik açıldıktan sonra öndeki arabaya çarpmamak için sağa yaptım. Bakın yaya yol veriyorum. Acelemiz yok. Şimdi tekrar sağ sinyali verip şeridime giriyorum. Hemen ikiye alıyorum. Çünkü birinci viteste araba çok bağırır. Yokuş aşağıda birinci vites iyi değil. Çok dik olmadığı sürece. Burada herhangi bir araç gördüm, engel gördüm. Hemen debriyaj fren ve sol sinyali verdim. Sola doğru taştım. Tekrar sağ sinyali verip şeridime döndüm. Hafif frenle gidiyorum. Çünkü yol çalışması var. Yol tamamen açık değil. Evet, engel yok. O zaman devreci kaldırıyorum. Yavaş yavaş. Ve gaz veriyorum. Aa, engel geldi. Hem sağda araç var, hem karşıda araba var. Debriyaj frenle yavaş yavaş iniyorum. Arabayı durdurmuyorum. Aniden durursanız arkanızdaki arabam sizi vurabilir. Burada biraz sağa doğru yanaşıp düz gideceğim için sola dönecek olsaydım sola yanaşacaktım. Ama düz gideceğim için sağa yanaştım. Döner kavşak kuralı olan soldan gelen var mı diye bakıyorum, yok. Şimdi bu noktaya gelince sağa bakıyorum. Buradaki aracın bana yol vermesi lazım ki verdi. Tekrar hızlanıp kavşaktan çıkıp ikiye alıyorum. Burada sağ çizgiyi takip ediyoruz. Referansım sağ çizgi. Gördüğünüz gibi sınav günü olduğu için burada yine dubalar var. Size burada herhangi bir dubanın arasından gir diyebilir. Dedi ki mesela ikinci dubadan sağa gir. Çünkü buralar araba olacak burada. Sol çizgiyi geçmeden ve dubalara çarpmadan sağ sinyali verip ayağımı gazdan çekip buraya giriyorum. Sonra burnumu düzeltiyorum ve hızlanıyorum şimdi. Hızlanıyorum ve ani fren yapıyorum. Şimdi yapmayalım. Ani frenimizi yaptık, hemen dörtlüğümüzü açıyoruz. Çünkü akan bir trafikteyiz. Hemen geriye aldım. Eğer gösterebilirsem burada üst aynamız var. Üst aynadan ya da alt aynadan nasıl isterseniz arka kapı kolunu, üst ayna daha güzel gösteriyor. Arka kapı kolu beyaz çizgiye denk gelecek şekilde onu takip ediyorum. Benim referansım, yani geri giderken de referans almanız lazım. Ya sağdakini de göster. Ya sağa kaldırıma göre gideceksiniz. Ya da soldaki, ben solu tavsiye ediyorum. Soldaki beyaz çizgiyi takip ederek kapı kolunu hep ona, bizden istenen şu sarı çizgiyi geçmemek. Yani şu sarı çizgiyi geçerseniz kalıyorsunuz. Ya da şöyle göster. Sağdaki kaldırıma çarparsanız kalırsınız. O yüzden soldaki çizgiyi takip ederek. Bu dersi gördüğünüz zaman hangi direksiyon nereye çevirdiğinizi, araba nereye gidiyor, bunları tek tek derslerde size öğreteceğim. Evet, 25 metre geri gittim. Buradaki komisyon başkanı yeter dedi. Hemen vitesini boşa alıp biri aldım. Dörtlüğümü kapattım. Sol sinyali veriyorum. Sol sinyali veriyorsam da muhakkak sola bakıyorum. Araç müsait mi? Ama önüm boş olduğu için İlerleyip de sola da geçebilirim ama önüm doluysa tam sol çıkmam lazım. Ama önüm boş olduğu için bakın biraz ilerliyorum ama hızlanmıyorum çünkü solumda arabalar var. Bu şekilde sakin bir şekilde gidip dubaya çarpmadan, buradan düz de çıkabilirsiniz, dubaya çarpmadan sola da geçebilirsiniz. Ben şimdi onu kullanıyorum. Soldaki beyaz çizgiyi geçmeden, sağdaki dubaya da çarpmadan ondan sonra kendimi ortalıyorum. Arabam hemen bağırmaya başladı. İkiye aldım. Yavaş yavaş debriyajı kaldırıp yavaşça gaz verdim. Sol çizgiyi takip ediyorum burada. Sola döndüğü için düz gideceğim. Sağ şeritte sağa dönmüyor, düz gidiyor. Şimdi ayağımı gazdan çektim. Yaya var mı diye bakıyorum. Yok. Dönem var mı diye bakıyorum. Var. Ve ona yol veriyorum bakın. Çünkü orada yol ver yazıyor. Ama çok yavaşladığım için hemen biri aldım.
Tekrar debriyajı kaldırıp gaz veriyorum. Şimdi buradan dönerken sağımdan sorumlu değilim ama yine de sağdakini kontrol etmek zorundayım. Sağımı kontrol ettim ve yavaş yavaş. Bakın burada bir yaya var. Kimse yol vermiyor. Ama ben ona yol vereceğim. Bakın yol vereceğim. Kimse yol vermiyor. Adam da teşekkür etti. Tekrar birde olduğum için debriyajı yavaşça kaldırıp gaz veriyorum. İkiye aldım tekrar hemen. Sağ çizgiyi takip ediyorum. Burada döner kavşaktan dışarı çıkacağım için sağ sinyalimi verdim. Virajdan çıkarken gaz veriyorum. Eğer kimse yoksa sağdan gelen var mı diye kontrol ediyorum. Tekrar sol çizgiyi referans alıyorum. Çünkü sağda araç var. Sağdaki araçları geçtikten sonra tekrar kendimi ortalayabilirim. Eğer ortadaki çizgiyi karşıdan geçen bir aday ya da sürücü geçtiği zaman bu çizgiyi sinyal vermeden hafifçe şöyle geçebilirsiniz. Ama karşıdan kimse gelmiyorsa kendinizi ortalayın. Bakın solda bir çizgi var. Sol çizgiyi referans alıyorum. Park yerine gireceğim için önce sinyalimi verdim. Sonra debriyajıma bastım. Aynı uçak iniş yapıyormuş gibi yavaş yavaş yavaşlıyorum. Yavaşladığım için ya da yavaşlayacağım için yavaşça biri aldım vitese bakmadan. Geldi burada vitese bakıyorlar. Şimdi solda mavi bir çizgi var tam ortada. Dikiz ayna bu mavi çizgiyi geçince tam sol yapıp ve karşıdaki araca bakarak oradan bir araç geliyor mu diye kontrol edip yoksa dönüyorum. Çünkü onun önüne atlayacağım için geçiş hakkı onun. Araç yoksa buraya giriyorum yavaş yavaş ve burnumu düzeltiyorum. Yerde mavi bir çizgi var. O mavi çizginin sağından gidiyoruz. Çünkü burası gidiş geliş. Karşıdan da araba gelebilir. Soldan bir araba da bizi sollayabilir. Bizim park yerimiz arkadaşlar aracın tipine göre 2 ve 3 nolu park yerleri. Burada komisyon başkanı size sağda 2 nolu ya da 3 nolu park alanına gir dediği zaman hemen sinyalimi verdim, debriyajıma bastım. Artık burada gaz kullanmıyoruz. Böyle dar yerlerde kesinlikle gaz kullanmayın. Şimdi dikiz aynamı göster. Dikiz aynam dubayı geçtiği zaman tam sağa yaparsam kesinlikle arka tekerim o dubaya çarpmıyor. Ama debriyajı birden kaldırmıyoruz. Yavaş yavaş. Ne kadar yavaş o kadar iyi. İlk hedefim arabanın burnunu düzeltmek. Arabanın burnunu düzelttim. Çünkü paralel yapmam lazım kendimi bu dubalara. Ardından hangisini istiyorsanız hocam ben buna girmek istiyorum dediğinizden itibaren yavaş yavaş kesinlikle debriyajı kaldırıyoruz. Bakın araba kendi kendine gidiyor. Hedef dubam benim burada üzerinde işaret olan dubayı arka kelebekte görüyorum. Yavaş yavaş arka kelebekte gördüğüm zaman duruyorum. Ondan sonra sağ tarafa park edeceğim için sağa çevirdim direksiyonumu. Vitesimi geriye aldım. Zaten park sensörü sesini duyuyorsunuz. Bazı adaylar burada geri diye dörde takabiliyor. Dilit diye bir ses geliyorsa park geri vitestedir muhakkak şu anda. Sağa yapınca arkadaşlar sol aynaya bakıyoruz. Sol aynada kapı kolumuza bakıyoruz. Geri geri giderken kullandığımız yöntemi burada da kullanıyoruz. Kapı koluna bakıyoruz. Debriyajı yavaş yavaş yarım tutuyoruz. Hızlı gitmiyoruz. Bu duba bizim değil. Ama arkamızdaki birinci duba bizim dubamız. Yerde mavi bir çizgi var. O çizgiyi takip edip sarı dubayı görür görmez bakın kapı kolu ona denk geldiği anda durdum. Bu dubayı kaçırırsanız onunla ilgili zaten parkı nasıl düzelteceğinize dair video yapacağız ama şu anda genel manada sizin tek seferde park yapmanız için yapmanız gereken şeyleri anlatıyorum. Normal tek seferde park. Kapı kolu o sarı dubaya denk geldiğim yarım tur. Ardından bir tur daha çevirip önce direksiyonumu tekeri düzeltiyorum. Tekeri düzelttik, freni bıraktık. Az önce, şimdi burayı göster. Şimdi az önce arka kelebekte gördüğümüz dubayı bu sefer de ön kelebekte göreceğiz. Çok komplike bir şey değil. Ön kelebekte gördük, durduk. Çünkü biraz yaklaşmamız lazım. Şimdi onu oradan gördükten sonra parkımızın zaten %90'ı bitmişti şu anda. Yapacağımız tek hamle sola çevirip sağ aynaya bakmak. Yani sağa çevirince sola bakıyoruz, sola çevirince sağ aynaya bakıyoruz. Şimdi arka tekerimi kolluyorum. Arka teker çizgiye değecek mi, değmeyecek mi? Bakın çizgiye değdi. Ama önüm daha girmedi. Önüm nasıl girdiğini anlayacağız. Burada ister sinyal koluna bakın. İsterseniz orada cam silecek kolunun bir noktası var. O nokta, onu ben size anlatacağım zaten. O nokta dubayı bir karış geçtikten sonra duruyorum ve parkım bitti diyorum. Tek seferde park bu. Bakın arka teker, şu an aynayla indirebilirim. Arka tekerimiz çizgiye bastı. Ön tekerimizin çizgiye bastığında bu öndeki noktadan anlıyorum. Parkın bitti dedikten sonra komisyon başkanı yanındaki yardımcısına soruyor. Park geçerli mi? Tamam hocam park geçerli diyor.
çıkabilirsin dedikten sonra sol sinyal verip nereye sinyal verdiysem oraya bakma kuralı var. Sola bakıyorum, araba geliyor mu? Şimdi düşünün, buradan birden kalkmıyoruz. Çünkü bu bir araba, bu dubalar. Bu arabalara çarpmak istemezsiniz. O yüzden yavaş yavaş debriyajımı kaldırıp yavaş yavaş dönüşümü, çıkışımı tamamlıyorum. Dönüşü yaptıktan sonra debriyajı kesinlikle kaldırmıyorum. Sağ sinyali veriyorum ve soldan gelen var mı diye omuz kontrolü yapıyorum. Şimdi burada sağda bir kaldırım var. O kaldırıma çarpmak istemiyorsak dikiz aynamız o kaldırımı hiza olarak söylüyorum. Geçtikten sonra tam sağa yaparsanız arka tekeriniz ona çarpmaz. Tam sağa yaptım. Hemen burnumu düzeltiyorum. Direksiyonumu düzeltip artık debriyajı kaldırabilirim. Çünkü tehlike geçti. Burada size gaz vermeyi tavsiye etmiyorum. Şimdi sol sinyali veriyoruz. Buradan L parka gideceğiz. Aynı kural. Bakın dikiz aynam. Buradaki kaldırımı geçtikten sonra sol yapıyorum. Ve debriyajı yavaş yavaş kaldırıyorum. Tekrar debriyaja basıp burnu düzeltiyorum. Şimdi direksiyonu düzeltiyorum. Şimdi burada buraya geldiğiniz zaman komisyon başkanı hocam nereye park edeyim diye sorabilirsiniz. Ama boş olduğunu varsayarak ileriden gir, sola dön. Sol sinyalimi verdim. Dikiz aynam o dubalara çarpmamak için, dikiz aynam bu dubayı geçince, soldaki dubayı geçince tam sol yapıyorum. Arabamı ortalıyorum. Bu sokak diyelim ya da bu koridor diyelim. Bu koridorda kendimizi ortalıyoruz. L Park'ın bütün esprisi kendini ortalamak. Ondan sonra sana bu dubalardan, şu iki duba arasında istediğin seç, bunlardan birine gir dediği zaman bir tanesini seçeceğiz. Mesela buraya park edeceğiz. Giriyorsun, bir tanesinin boyu uzun, hatta üzerine işaret var. Kendimizi ortalayarak, sakın dubaya yaklaşmadan ya da uzaklaşmadan, arka kelebekte görene kadar ilerliyoruz arkaya bakarak. Arka kelebekte görünce durduk. Şimdi parka başlayabilirim. Tam sağa yapıp geriye aldım. Aynı ile paralel parktaki gibi sağa yapınca sola bakıyorum araba var mı diye. Arabamız yok. Gelen, yani bizi sıkıştıran kimse yok. Şimdi sağa bakıyorum. Alt aynada olabilir, üst aynada. Arka teker ona çarpacak mı? Bakın görüyorsunuz çarpmıyor. Çünkü arka kelebekte görünce çarpmıyor. Şimdi sol aynaya bakıyorum. Çünkü orada da bir araç var. O sarı çizgi bir araç olarak düşün. Sarı çizgiyi sonuna kadar görüyorum. Çünkü 90 derece döneceğim. Bakın karşı kaldırımı dik görene kadar. Yani sarı çizgiyi. Sınavda böyle bir duba koyuyorlar. Sarı çizgiyi sonuna kadar gördüm. Ama arabam yamuk. Yani bu da geçerli ama yamuk. O yüzden ne kadar döneceğime şöyle karar veriyorum. Ya karşı kaldırıma bakıyorum. Arabam burnu karşı kaldırıma dik olunca duruyorum. Ya da sarı çizgili arabanın şasesi, kaportası paralel olunca durdum. Ama parkım hala bitmedi. Sağ çizgiyi de göster. Bak görüyor musun? Paralelim şu anda. İki çizgiye de paralel. Şimdi yarım tur ve bir tur daha çevirip tekerleği düzelttim. Bizden istenen ne? Bu dubaların arkasına geçmek. O yüzden freni bıraktım. Debriyajı yavaş yavaş sabit tutuyorum. Şimdi artık aynalara bakmıyorum. Arabanın burnuna bakıyorum. Arabanın burnu bu dubaları geçtiği zaman ya da geçtiğine inandığım zaman debriyaja bastım, frene bastım ve durdum. Parkım bitti. Çok fazla geri gelirseniz ya da aynaya bakarsanız kaldırıma çarparsınız. Ama arabanızın burnu dubaları geçince durduk ve parkım bitti dedik. Hoca dışarıdaki yardımcısı tamam hocam çıkabilir dedi. Vitesimizi aldık, sinyalimizi verdik. Şimdi sağa döneceğiz. Debriyajı bıraktım. Hafif debriyajla yavaş yavaş ilerliyorum. Burada ne? Bizden istenen ne? Karşıdaki dubayla sağdaki dubaya çarpmadan tekrar buradan çıkmak. O yüzden dikiz aynama bakıyorum. Dikiz aynam, bakın tam kaldırmıyorum. Dikiz aynam geçince tam sağ yapıyorum. Bakın sağ teker ona çarpmayacak. Soldaki tek dubaya da zaten burada dönüşümüzü tekrar nasıl girdiysek 90 derece tamamlıyoruz. Ondan sonra direksiyonu düzeltiyoruz ve burada bekliyoruz. Hocalar bindikten sonra tekrar araca sol sinyali veriyoruz. İsterseniz düz gidin, isterseniz sola geçin. Kalkış sinyali veriyoruz. Ondan sonra buradan debriyajı kaldırıp kimse yoksa yavaş yavaş gaz verebiliriz. Daha hala sınavımız bitmedi. Buradan çıkarken geniş alıyorum. Burnumu aşağı doğru veriyorum. Burası ana yol olduğu için ana yolu kontrol ediyorum. Ana yol soldan geliyor. Araç gelmediği için burnumu biraz ileri aldım. Dikiz aynam sağa kaldırımı geçince tam sağa yapıp yavaş yavaş buradan çıkıyorum. Ve burada görüyorsunuz araçlar var. Sol çizgiyi geçeceğim. O yüzden sol sinyali verdik. Bir tekeri dışarı çıkarabilirsiniz. Tabi araç ortada duruyorsa tam sollaman lazım ama kenarda olduğu için ben de yarım solluyorum. Burada hızlanıp ikiye de alabilirsiniz. Ya da 2000 devri geçmeden bir ile sakin sakin de gidebilirsiniz.
Sollama devam ettiği sürece sinyali açık bırakıyoruz. Ardından buradaki komisyon başkanı veya biz karar veriyoruz. Diyoruz ki şurada durman gerekiyor ya da şurada duralım. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Yanaşma sinyali, ayrıca duracağım için sinyalimi verdim. Sağa doğru yanaşıyorum. Direksiyonu düzeltiyorum. Çizgiye yaklaştım. Sol çeviriyorum ve direksiyonu düzeltiyorum. Debriyaja basıp yavaşça duruyorum. Ama hala sınav bitmedi. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Motoru durduruyorum. Vitesin 1'de olduğuna emin oluyorum ve el freni sertçe çekiyorum. İşte o zaman sınav bitiyor. Ve size hayırlı olsun diyorlar. Tamam.